diyorlar, istila ediyorlar ve başlıyor ondan sonra %90 yemeğe indirimli aldım diye neredeyse bulaşık yıkanan yerde yemek yiyorlar falan gibi böyle şeyin dengesi bozuluyor. Ondan sonra büyük bir hayal kırıklığı. Ondan sonra gelen her türlü iyi bir şey bile kabul etmiyorlar. Dolayısıyla ama fikir çok iyi yani ben Ben bir şey söylemek istiyorum. Bütün halka açacağınıza belirli kurumlara açsanız, mesela öğrenciler için böyle bir kampanya yapsanız daha avantajlı olur. Hocam şey yapamazsınız ki, halkımız gelmeyin sadece bunlar öğrenciler için diyemeyiz yani. Hayır hayır nasıl yani en çok ihtiyaç olan öğrenciler, kırtasiyeli olan ihtiyaçları mesela. Ama hocam o zaman sosyal sorumluluk olur. Yani biz burada herkese açacağız. Arkadaşın sorunu şu anda tavuk yumurta, yumurta tavuk. Yani tavukla yumurta arasındaki o döngüyü yakalayamıyor. Yani ne kadar çok müşterisi olursa o kadar çok şey olacak ama... Bedava dediğiniz zaman birinin para harcaması lazım. Aynen. Değil mi? Siz sadece affedersiniz aidat üzerine kurduğunuz için kazancınızı. Bakın böyle bir projede empati yapın. Tüketicinin yerine koyun kendiniz. Ben mesela düşünüyorum. Bedava da niye alayım? Ha Fransa'da 5 sene evvel sanıyorum cep telefonlarını bedavaya verdiler. Değil mi? Dağıttılar yani adeta. Evet. Dağıt. Niye? Orada bir hat kullanımı vardı. Tabii. Yani bir direkt burada da öyle. Şu anda lazım. Burada öyle. Burada aşağı yukarı şirketlere. Oraya gidiyor. Aynı mantık. Şirketlerde zaten bedava. Ulusal şeyde bedava. Bedava veriliyor cep telefonunun en son modeli. Şirketlerde bedava. Türkiye'de gerçekleşen şey bu. En son bedava model cep değil telefonunu taahhüt imzalama karşılığında bedava geliyor. Bunun bir fizibilitesini geliyor. Yapmanız lazım önce. Hı-hı. Evet. Yani kimlerle bu mal ve hizmetler nedir? Hı-hı. Tüketici kitlesi kimdir? Bu ikisinin arasındaki ilişkiyi kurmanız lazım. Aslında orada bir çağrılığı... Görmek lazım. Evet. Onun için de buradayım zaten. Bir de burada başka bir problem var. Abonelik yöntemine kimse girmez. Yani ben size para vereyim. Hatırlar mısınız o şey zamanında birkaç tane otel diyordu ki size işte bize üye ol. İşte spor yemek alırsanız eşinizle bedava bilmem ne gibi böyle. O yani kimse baştan para verip bir sistemin içine dahil olmak istemiyor. Bence iş modelinde aboneliği çıkarmak gerekiyor. Farklı bir model. Biz teşekkür ediyoruz. Gerekiyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Biz de alkışlarla teşekkür ederim. Seni kırmızı odaya yollayacağız. Bunlar kalsın. Teşekkür ederim. Bedava için sağ olun. Nasıl geçti? Zorlu geçti. Derdimi anlatmak dışarıda da zor oluyordu. Evet. Ama burada en azından fikirleri açık insanlar olduğu için en azından anladılar. Evet, bir hali soru geldi. Sorular geldi. Hoşuma gitti özellikle. Ve aynı yolları geçtiğimizi gördüm bazı konularda insanlarla. Önemli olan buraya katılmaktı. Zaten böyle bir siteyi kurup da işletip işletememek önemli değildi. Buraya getirip onu göstermekti. Hı hı. Ben de onu gösterdim en azından. Bundan mutluyum. Mutlusun. Peki o zaman geçmiş olsun diyelim. Sonucu birlikte göreceğiz zaten. Murat söz sende. Patlamasın hocam. Öyle bir şey yok. Muhterem Bey size inandık. Mühim olan sizin bunu hayata geçirmek için en feasible formülü bulmanız. Bizde çözüm, sınır tabii ki. Bence çok gereksiz, büyük ve hantal yapılmış yani. Pardon, kız arkadaşlarının kuaför paralarını da mı sen veriyordun? Beni de götürüyorsunuz çünkü bir kişi yapamıyor. Bana yangın söndürücüyü verip beni buraya koydular. Gidersek beraber gideriz. Alpan Bey, yer değişmek isterseniz çok seve seve. Evet, bu akşamın ikinci fikrine geldik. İhsan, Şeke ve Cuma Bayram. Hayata açılan pencere dediler projelerine. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemizde çok yaşanıyor. Maalesef sobalarımızı bu lodos zamanı yanlış yakıyoruz, söndürmüyoruz, zehirlenmeler yaşanıyor. Bundan esinlenmişler. Bu zehirlenmelerin önüne geçmek istiyorlar. Çok da güzel bir fikir. Şimdi izliyoruz. Ben İhsan Şeker. Yarışmaya Gaziantep'ten katılıyorum. Merhaba, ben Cuma Bayhan. Yarışmaya Gaziantep'ten katılıyorum. Projemizin adı Hayata Açılan Pencere. Bu projedeki maksadımız insanlarımızın soba veya gaz zehirlenmelerinden hayatını yitirmesini bir nebze de olsun önlemek. Evet, hoş geldiniz. Enteresan ülkemizde yaşanan dramatik olaylardan birine bir çözüm bulmuş gibi gözüküyorsunuz. Jürimiz sizi can kulağıyla dinliyor. Söz sizde, buyurun. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Projemizin adı Hayata Açılan Pencere. Neden Hayata Açılan Pencere? Doğal gaz ve soba, kömür kullanımlarımızın hayatımıza çok fazla artısı var. Ama bunun yanı sıra eksileri de var.
Eksilerine geldiğimiz zaman bunun sonuçları çok ağır oluyor. Yani sobamız tüttüğü zaman, doğalgazda herhangi bir sızıntı olduğu zaman bunun geri dönüşü olmuyor. Yani en kötü ihtimalle zehirlenerek hastanelik oluyoruz. Biz bunun önüne bir pencere açarak geçebileceğimizi düşündük. Sistemimiz hem alarm sistemi olarak hem de pencereyi otomatik açarak görevini yapıyor. Görmüş olduğumuz ve incelemiş olduğumuz, yani Türkiye genelinde kullanılan %70 pencere bu şekilde oluyor. Yani bu normal bir yerden alıp getirdiğimiz bir pencere. Yani herhangi bir oynama yok, bir özellikle bir değişiklik yok. Pencerelerden bir tanesi. Evet, yani sıradan basit bir pencere. Herkesin sormuş olduğu soru, ya çok güzel, çok iyi bir proje. Pencere nasıl açılıyor? Size onun için bir videolu bir sunum hazırladık. Uygun görürseniz inşallah onu size bir izletmek istiyorum. Peki ben soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ya ben her Türk gibi aklım başka bir şeye çalıştığı için ben bu ikinci katta evin sokak kapısından karbon monoksiti bastım abi. Kapı açıldı. Hırsız olarak içeri girdim. Eşyaları topladım. Çıktım. Şimdi bunu mantık. Bu da bir mantık. Alpan Bey, bu zaten tipik Türk mantığı yani. Türk mantığı bu. Yani şey, çok ikinci kişi değerlendiriyor şu an. İkinci kattaki balkona asılan halılara 6 tane kedi atmak gibi bir şey yani. Belki de. Ya, tabii o açıdan baktığınız zaman öyle oluyor. Ama hani görmüş olduğumuz evlerin çoğunda hani birinci, ikinci katlar için demeyeyim ama giriş katlar için zaten belbet var. Yani demirden belbet söz konusu olduğu için o konuda biraz içimiz rahat. Peki. Tabii merdiven dayarsınız, üçüncü kata yine çıkıp. Hayır ben biraz tabii. Şaka yaptım. Yoksa kesinlikle, tabii ki. Kesinlikle. Ya onu da çözebilecek başka şey de vardı o yüzden. Başka bir sensör koyarsınız. Biz kapıya çıkarken bir şeyi çalıştırır falan filan. Neyse siz devam Bunların edin. Hepsi bir mantık tabii ama siz kilitlendiniz yani. Bak onun tabii. Cevabı bende vardı. Sizde de olması lazım. Aynen. Aklınız yani olsun. Bahsettiğiniz ikinci, üçüncü kat için geçerli olduğu için. Yok hayır. Çıkarken adam bir şeyi tuşa, basit bir tuşa basar. Evet. İçeriye karbon monoksit de bassa o açılmaz yani. Onun öyle bir şey yapılabilir. Anlıyorum. Neyse. Anlıyorum. Lütfen devam ediniz. Şimdi bu çalışacak mı, açılacak mı? Birazdan evet. Bunu test edeceğiz. Dedektör karbon monoksit veya doğalgaz kaçağını tespit ettiği anda sistem otomatik olarak devreye girip aynı anda hem pencereyi açar hem içeri uyarı sesi verir. Bu sırada evin içerisine yayılmaya devam eden gaz açılan pencere vasıtasıyla dışarıya tahliye edilir. Devamında 30 saniye bir süreniz vardır. 30 saniye içerisinde uyarı veren sistem kapatılmaz ise dışarıya monte edilmiş yüksek ses ve ışık frekanslı alarm sistemi devreye girer. Videomuzda da görmüş olduğunuz gibi önce izlediğimiz video doğalgazlı bir evin videosuydu. Bu sobalı bir evin videosu. Fark etmez, hepsinde aynı. Evet, hepsinde yani aynı sistem. Değişen bir şey yok. Farklı farklı. Biz bunu bir pilot bölge oluşturduk kendi içimizde. Ve bazı evlere bunu taktık. 15'i doğalgazlı ev, 15'i sobalı evde bunların. Tabii ki oradan gelen tecrübeler bize gerçekten çok şey öğretti. Mesela bunlardan bir tanesine değineceğim. Videomuzun bitmesi gerekiyor galiba. Aynı zamanda herhangi bir dekorasyona zarar verme yok yani bunda. Perdemiz kapandığı zaman hiçbir şey görünmüyor. Bazı yazılı ve görsel basında yer aldı bu bizim projemiz. Ve çok güzel tepkiler aldık. İnşallah sizlere de beğendirebiliriz. Görmüş olduğumuz menfez. Doğalgazlı her evde bu kullanılıyor. Ve bizim girip baktığımız evlerin %70'inde bunun üzerine bir bantla kapatma yapmışlar. Dolayısıyla bu tehlikeye resmen davetiye çıkartmak gibi bir şey. Yazın menfezlerimizin içerisinden toz, toprak ve haşere girecek. Kışın ise... Soğuk girecek. Kesinlikle. Hızlandırıyor. Kışın ise görmüş olduğunuz gibi menfezin etrafı soğuk. Burada da vurgulamak istediğim şey çok önemli. Soğuk havalarda mutfağa girdiğimizde yarım saat duramıyoruz. Neden? Çünkü ayaklarımız üşüyor. Ve bizim kombimiz o ısıyı telafi etmek için çok fazla bir enerji sarf ediyor. Bu da bizim doğal gazımızın daha fazla yanmasına, milli sermayeye zarar veriyor. Ben onu bir kenara bıraktım ki almış olduğum tepkiler çok güzeldi demiştim. Ama araştırmasını biraz daha profesyonel şekilde yapıp ondan sonra inşallah bunu sunmak istiyorum size. Ezbere konuşmamak için. Peki şunu bir çalıştıralım mı? Bir görsek nasıl olacak? Tabii ki. Çünkü neticede anladık ki bu bu sistem içerideki gaz problemine bir çözüm olarak gelmiş. Evet. Nasıl çalışıyor bir onu görelim.
Patlamasın hocam. Öyle bir şey yok. Penceremizin koluna dikkatli bakalım lütfen. Böyle hızlı bir kere de açmıyoruz. Yavaş yavaş. Evet. Siren çalacak birazdan. Lütfen korkmayın. 16 saniye ayarladım çünkü. Yani butonumuza müdahale edilmediği sürece bu şekilde bir ses çıkacak. Her türlü doğramaya tamam. Bunu uygulayabiliyor musunuz? Efendim anlayamadım. Her türlü doğramaya uygulayabiliyor kesinlikle, musunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Yani doğramada bir değişikliğe gerek yok. Hayır. Şu fiyatlar sadece sizin bu şeyiniz için. Evet yani için, bu hem dar gelirli insanlara hitap edecek hem de yani akıllı evlerde biz bunu kullanabileceğimizi düşündük. Aynı zamanda günlük kullanımımızı hiçbir şekilde etkilemiyor. Yani peki şu pencereyi... Buyur. Bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Yani burada kaç tane parça var bakın? Burada toplam 8 adet parça var. Peki bunların yani tasarım budur. Hepsini bir ünitenin içinde toplayamaz mısınız? Şöyle bir şey var. Zaten görmüş olduğunuz şu ünite alt alta üst üste oluyor. Ama dedektörün açıkta durması gerekiyor. Yani yönetmeliklere uygun bir şekilde evin içerisine anlıyorum monte edilmesi gerekiyor. Şöyle bir modül yaptınız. Aynısının tekrarları bilmem neleri. Bir tanesi o tekrar açıkta duruyor. Öteki onun yanında, onun yanında aynı şekilde. Bir korniş gibi bir şey koysam oraya. Böyle bir tanesi kırmızı yukarıda külah. Bir tanesi orada, bir tanesi orada olacağını. Bu modüler bir sistem. Belki bir eve hepsi lazım değil bunların. Lüzumlusunu alacak. Gereken. Oraya da değineceğim. Her tür gazı anlıyor. Burada alternatiflerimiz de var. O listede sunmuş olduğum gibi. Burada sadece pencere açma aparatımızı da kullanabiliriz. Yani bu açmadı, siren istemezsiniz. Niye, ne oldu? Bozuldu efendim? Sistem. Hayır, siz gaz vermediğiniz için açılmadı o. Sürekli gazı mı vereceksin? Tabii ki. Ha. Ne kadarlık bu bir sistemdir bu? 145. KDV dahil evet. Bak yarı dahil. Yalnız şöyle bir durum var. Çalışmıyor. Bu bize geliş maliyet fiyatı. Abi burada maliyet söyleme ya. Bence de. Kaça alınacak bu sistem? Ya bu... Mekandan. Bu yani biz bunu daha çok belediyelere veya işte bu kömür dağıtan belediyelere, doğalgaz firmalarıyla inşallah ileriki dönemlerde konuşmayı düşünüyoruz. Doğalgazcılar bununla ilgilenmezler. Öyle doğalgazcı mi? İlgilenmez der ki kardeşim orada mehfez var, mehfezi kapamasın bana ne der. Tamam mı? Çünkü bunu yaparak sen aslında mehfezin kapanmasının da önünü açıyorsun. Tabii. Tamam mı? O yüzden doğalgazcı potansiyel müşteriniz değil. Burası kömür müşterisi. Evet. Kömür müşterisinin de gelir düzeyi çok çok düşük. Evet. Yani bunu 145 liraya verip alır mı açıkçası? Yok, geliş siz, diyor. Efendim? Geliş, maliyet. Yani 250 liraya yani, bunu verip alır mı? Yani. Benim bunu bir kere bedava kömür dağıtanlar dediğin zaten aynen. Devlet dağıtıyor. Yani bedava evet. Bedava şey aparat dağıtmaz. Hayır, öyle bir şey zaten yok yani. Gaziantep'te bu uygulama var. Yani sadece dedektör dağıtıyor. Dedektör dağıtmak ayrı bir şey. Yani dedektör dağıtıyor. Evet. Dedektör tabii tek başına var. Aslında çok daha iyi. Yani kapıyı açmıyor. Evet. Dedektör uyandırır çünkü insanları. Evet. Dedektörün fiyatı ne kadar satış fiyatı? Onlar 15 lira değil. Şimdi kaliteye göre değişiyor. O da dağıtıyor diyor. Ya ben onun mesela onu da ihalesine girecektim belediyeyle. Kısmet olmadı. 39 dolara bana gelişi vardı. Kaç? 39 dolar. Dolar. Evet. Ama tabii bunlar çok basit şeyler. Yani bunlar yurt dışından satın alınması gerekmiyor. Yani şeyler Türkiye'de rahatlıkla üretilecek evet. Şeyler. Yani burada bir iş modeli anlamında neyse. Hocam, çok mersi. Size, eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Üslü Bey. Üslü Bey sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben anladım projeyi ama dedektör zaten her yapıda var aşağı yukarı. Değil mi? Yani evet. Burada sadece fark... Bir şey alarm yanması ve camın açılması. Yani tek evet. Espri camı açan bir mekanizm. Ya bu menfezin de evi soğutmaması. Var ama yani böyle bir şeyi ancak işte çok taksit, maksit şu bu filan bilmiyorum yani. Okay. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben alkışlarla teşekkür Kırmızı Sağ Oda'ya uğurluyoruz. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Güzel anlattınız, güzel de ifade ettiniz, gösterdiniz uygulamalı olarak ama jüri üyeleri biz biraz zorlandılar galiba. O kadarını artık kısmet diyeceğiz. Peki o zaman sonucu birlikte göreceğiz. İnşallah. Nasıl, umutlu musunuz? Gayet tabii umutluyum. Neden olmasın ki? Peki hep birlikte görelim o zaman. Geçmiş olsun Sağ olun, tekrar. Teşekkür ederim. Murat Sözsendi. Muhterem Bey size inandık. Mühim olan sizin bunu hayata geçirmek için en feasible formülü bulmanız. Bizde çözüm, sınır tabii ki. Bence çok gereksiz, büyük ve hantal yapılmış yani. Pardon, kız arkadaşlarının kuaför paralarını da mı sen veriyordun?
beni de götürüyorsunuz çünkü bir kişi yapamıyor. Bana yangın söndürücüyü verip beni buraya koydular. Gidersek beraber gideriz. Alpan Bey, yer değişmek isterseniz çok seve seve. Evet, şimdi üçüncü yarışmacımız Muhterem Sayılgan ve Evren Sayılgan gelecekler. Biliyorsunuz ki ısınmada tasarruf çok önemli. %40'lık bir tasarruf diyorlar. Nasıl diyorlar, izliyoruz. Ben Muhterem Sayılgan, makine mühendisiyim. Yarışmaya Çanakkale'den katılıyorum. Oğlumla beraber, buyurun Evren Bey, siz kendisiniz. Ben Evren Sayılgan, gemi baş mühendisiyim ben de. Makineciyim, babam gibi. Projemiz bireysel hermetik bacalı kombilerde baca modifikasyonu ile ilgili. Daha doğrusu baca iyileştirmesi ile ilgili. Tüm bu çalışmamız sonucunda %10 ile %30 tasarruf sağlıyoruz. Evet, Muhterem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlanı da tanıtayım mı? Evet. Şey yapmayın, tanıtayım mı oğlanı da? Yok, ben tanıtayım isterseniz. Tamam, hızlıca ama hemen evet, projeyi ben Muhterem Sayılgan makine mühendisi, oğlum Evren Sayılgan makine mühendisi. Ben 40 yıllık mühendisim. 40 yıllık plaketimi de aldım. Araştırmalarım var. Enerji konusunda çok ciddi araştırmalarım var. Bu doğalgaz konusuyla ilgili araştırmamın sebebi bir gün bir hermetik bacadan kurumun çıktığını görmekti. Çünkü ben yapı denetimde de çalışıyorum. Ve burada hep problem şöyle geliyor. Yapıyorsunuz ama bunlar çok para harcatıyor bize. Verimli değil. Bunu ömür boyu da merkezi sistem için uğraştım. Ama gördük ki bunu çözemedik. O zaman bu hata nereden geliyor diye araştırdım. Üzerine ısrarla gittim. Bu konuyla ilgili en sona şeyde göreceksiniz. Konuyu da tamamıyla anlatabilirsem müsaade ederseniz. Tamamıyla göreceksiniz ki en son yaptığım uygulamada 280 liralık doğalgaz harcaması bir ay içinde 150 liraya düştü. Bu neye tekabül eder bilmem. Ama iki yerde daha uyguladık. 70 lira olan doğalgaz eski fiyatıyla 100 kuruş olan, yeni 70 kuruş, 100 kuruş olan doğalgaz harcaması bu sene aynı parayı ödüyor insanlar. Bizim o modifikasyonu yaptıktan sonra. Durum bu. Peki bir şey soracağım. Nasıl çalışıyor sistem? Hemen evet. Onu anlatabilir miyiz? Tabii. Sisteme mi girelim? Tabii girelim hemen. Bir şey rica edebilir miyiz? Yani Türkiye'nin doğalgaz ithalatı vesaire. Onlara girmeyelim. Onlar çünkü... Bir konuyu girmek müsaade ederseniz ona lütfen. Gireyim. Bu ülkemizin 53 milyar metreküp doğalgaz harcamasında doğalgaz ısıtmada kullanımı 7 milyar metreküp. Yıllık. Bu 7 milyar metreküpün 11 milyar metreküp. 11 milyar metreküpün 7 milyarı hermetik bacalı kombi, bireysel kombilere gidiyor. Kalanı da merkezi sistem. Merkezi sistemde doğalgaz kullanımında problem yok. Çünkü krom nikel baca var ve burada her türlü mühendislik açısından problem yok. Bunun büyüğünde bizim kaskat sistem dediğimiz büyük kombilerin toplamının bir sistemi var. Dikey baca olduğu için burada da problem yok. Problem yatay duran hermetik bacalarda. Bizim araştırmamızın tamamı yatay olan hermetik bacaların verimliliğiyle ilgili. Tamam, şimdi o bacalara girelim mi? Şimdi girelim. Bize ait olmayan konuya uzamayalım. Hemen nasıl yaptık evet, bunu? Yoksa projeyi anlatmaya vaktiniz kalmayacak. Mevcut kullanılmakta olan sistemde egzoz çıkışıyla yağma havası, emiş bölgesi birbirine çok yakın. Olası ters hava hareketlerinde egzoz gazı yanma havası bölgesine karışıyor. Bu da tam yanmanın başlıca düşmanı olduğu için kombideki verim düşüyor. Peki biz bunu önlemek için ne yaptık? Düzlemsel olarak egzoz bölgesiyle yanma havası bölgesini tamamen birbirinden izole ettik. Yani herhangi bir türlü egzoz gazının yanma havasıyla karışma ihtimali yok. İkinci unsur olarak bu komple izolasyon sağladık. Bunun sebebi de şuydu. Egzoz gazı egzoz olurken üzerinde sahip olduğu bir ısı var. Bu ısıyı da içeriden yanma havasına aktarıyor. Bu da dolayısıyla yanma havasını ısıttığı için
Yine yanma verimi yükseliyor. Yani fayda iki türlü. Üçüncü faydada baca çekişini arttırdık. Şapka koyarak bildiğiniz mangal sistemidir bu. Mangalda kömürü yakarsınız ama yanmaz. Bir boru koyduğunuz zaman yanmaya başlar. Keza burada da uygulama aynı. Üç faydayla toplamda %40 gibi bir fayda sağladık. Şöyle izolasyon da var içerisinde. Evet. Şimdi bu hermetik bacalarda yurt dışı benzerleri var mı genelde baktığımızda? Yani şimdi, hermetik baca dünyada da kullanılıyor. Dünyada da kullanılıyor fakat kombiler. Avrupa ülkeleri bunu kullanmıyor. Şimdi bu konuyla ilgili bilgi vereyim efendim. Biz patent araştırması yaptık. Patent araştırmasında katiyen egzoz havasıyla yanma havasını farklı düzlemlere, farklı eksenlere, farklı hacimlere çekmemişler. Yani böyle bir şey yok. Bizim buradaki yaptığımız sistem taze hava emiş bölgesini ayrı bir yere çektik. Alttan evet. emiyor. Evet. Peki şeyi dirseği döndürdük. Şuradaki buradaki şu aloyu dirsek olarak döndürdük. Şu. Döndürdüğümüz zaman burada baca çekimi arttı. Korkunç şekilde arttı. Ve buradaki baca çekişinin ötesine bir de şapka koyduk üstüne. Şapka koyduk. Bu şapka hava hareketlerinin her türlü yanlışını engelledi. Her evet Hüsnü Bey, siz de başlayalım. Burada tabii biz teknik konuda hiçbir şey anlamıyoruz. Evet. Yani ben şahsen anlamıyorum. Ben bir avukat ve yeminli mali müşavir olarak şu kısmıyla ilgileniyorum. Şurada bize gösterdiğiniz belge çok enteresan. Firmanın ismini söylemeyeceğim. Herhalde bu dağıtım ihalesini alan bir şirket. Ayda bir aylık sarfiyatta muhterem bey. Evet efendim. %40 yani 270 lira yerine 280 lira yerine 150 lira ödemiş. Bir aylık mukayese. Evet. Yani ayda %40 yılda bilmem işte evet. şu kadar harcıyorsa şu kadar bir tasarrufu var. Şimdi benim bir arkadaşım vardı makine mühendisiydi. Bundan 25 sene evvel solvent geri kazanım tesisi yapardı. Biz de işte teşvik falan kısmını yapardık. Fabrikalara giderdik çok büyük fabrikalara. Sanıyorum sizin firmaya da gitmiştik bir ara. Alırdık ama derdik ki biz size şöyle bir tasarruf sağlayacağız. Sağladığımız tasarruf üzerinden bize bir ücretlendirme yapın. Şimdi buradaki şey matematik gayet basit. Siz bunu her yere satabilirsiniz. Yani muazzam bir şey şu koyduğunuz olay. Türkiye'yi bırakır. Sizin bu kendi firmanızı şimdi, o sizin projenizi ve sizin cebinizi düşünüyoruz. Ama Türkiye'nin de tasarrufu çok önemli. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Türkiye'nin tasarrufu için çok ayrı bir şey. Önce sizi kazandıracağız. Hidrolik olur, nükleer olur, elektrik olur. Onlar ayrı bir şey. Şimdi siz kendi projenizi, sizin cebinizi düşünürsek bu müthiş bir şey. Nasıl bir sistem düşünüyorsunuz? Yani bunu sitelerden büyük olasılıkla doğalgaz kullanan ısınma sitelerde başlayacaksınız. Nasıl bir sözleşme teklif edeceksiniz? Müstakil, bireysel kombi kullananlarla. İster yoğuşmalı olsun, ister yoğuşmasız olsun. Bunlar şu kadar 100 bin veya milyon kişidir değil mi efendim? O konuda bilgi vereyim. Gittiğiniz zaman nasıl? Ülkemizde 6,5 milyon müstakil kombi kullanan. Tamam. Abone sayısı var. Bu ürünü kaç liraya satıyorsunuz? Var. Efendim? Kaç liraya satıyorsunuz veya değiştiriyorsunuz? Efendim bu esas mesele burada. Evet. Bu üründeki şu gördüğünüzün ben piyasadan aldım. Arkadaşına sordum kaç para dedim. Dedi ki 20 euro. Bizim yaptığımız tadilat olsun 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 da 40 euro olsun. 40 euroya getir. Yani 100 lira. 100 liranın içinde evet. bu şey sağlanıyor. Ben şimdi burada söylüyorum. Halep orada, Arsın burada. Ben diyorum ki 10 tane bir sistem kuralım. Bunun çünkü maliyeti falan yok. Bir kişi finans olsun. Yani yapsın, kuralım evlere. %40 rakamı pek doğru rakam değil. Ama o gün ilk buraya bir fikrim var, müracaat ederken öyle bir laf çıktı. Çünkü o heyecanla, o gördüm ben o rakamı, koydum. Ama %10 olsa yeter zaten. Efendim? %10 ya, olsa yeter. %10 şey efendim. Yani harcadığınız. Ama bu modelde bence kendileri direkt tüketiciye gitmeyecekler. Evet. Bizim evet. gibi tabii şirketlerle bu, işte çalışacaklar. Şirketlerle. Bizim gibi şirketlerin şirketler bunu bayileriyle aynen. çalışacaklar. Evet. Evet. Siz bir know-how satacaksınız. Aynen know-how. Bunu fiyatlandırmanız
ne de kesinlikle bu parayı alabilmeniz lazım. Yani yani bu da tabii bu bir buluştur. Fayda maliyet analizidir tabii. Aynen. Bir faydalı model patentini de aldık bu arada. Ondan o zaman bunu al, ya, al, başvurdunuz mu yoksa elinizde mi? Başvurduk elimizde süreç, değil. Süreç başladı. Ne zaman başladı? Süreç ne zaman başladı? 3 ay oluyor. 3 ay askıya çıktı mı? Onu bilmiyoruz zaten. İstanbul patentle yani bir bilgi gelmedi henüz. Fakat çok haklısınız. Yani şirketlerin sahip olduğu bilgi birikimine, o tarihi, o müşteri potansiyeline ulaşmak mümkün değil. Yani değil. Leyla Hanım'ın söylediği gibi çok gidiş, haklı bu olduğunu, işi yapan firmalarla yani, bu. Aynen. Evet. Leyla Hanım çok bir belli model. Bir bilgi vermek istiyorum. Ama kanıtlanmamış henüz. Bir mühendis arkadaşımız var. Gökhan Bey, inşaat mühendisi. Biz aynı firmada çalışmıştık. Dedi ki ya muhterem bizim eve yapalım şunu Allah aşkına ben çok para veriyorum. Orada faturanın bir tanesi ona ait. İşte 17 Aralık, 17 Ocak, 17 Ocak, 17 Şubat fatura. 280 lira geldi. Kaldı ki hermetik bacayı 5 gün, 6 gün benim bacamı kullanmama rağmen, bizim yaptığımız sistemi kullanmama rağmen. İlk fatura geldi, 280 geldiği zaman bana telefon açtı. Dedi ki ya muhterem ne bu ya 280 geliyor. Yine aynı geliyor. Dedim ki ben kaç gün oldu? 5 gün. Dedim ya 5 güne faturaya yansır mı? Ardından fatura orada var size verdim. Muhterem Bey size inandık. Mühim olan sizin bunu hayata geçirmek için en bir model. Feasible formülü bulmanız. Alkışlıyoruz.